Günden kalanlardan herkese iyi akşamlar efendim. Piyasalardaki son durumu bir göz atalım. Rakamlara ardından Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamız bizlerle olacak. Az sonra sorularınızı iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışırız. Özellikle tabii ki içerideki makro verileri konuşacağız. Kur yükselmeye devam ediyor. Kademe kademe 16'ya kadar geldi. Bir yandan Borsa İstanbul tarafı da pozitif seyirden negatife döndü. Biliyorsunuz bugün için özellikle fiyatlamalar biraz baskı altında ama son rakamlara bakacağız. BIST 30 tarafında biraz daha görece yatay pozitif olduğunu söyleyelim ama BIST 100 endeksi şu anda yatay negatif. 2400'ün altına geldi yine. Yani şu anda Borsa İstanbul tarafında neredeyse bir haftadır, geçtiğimiz haftadan da özellikle yola çıkacak olursak 2400'ün altı ve üzeri şeklinde bir ileri bir geri endeks sürdürüyor diyelim şu an için işlemlerini. Dolar TL tarafında 16'ya yakınsadık, Euro TL için sınırlı bir geri çekilme diyelim, 0.2'lik. Euro dolar paritesi de bugün biraz aşağı geldi, 0.498, yani 0.5'ti dün için konuşacak olursak. Tahviller tarafında 10 yıllıkta an itibariyle tekrar 24'e yakınsamış bulunuyor ama 2 yıllıkla 10 yıllık arasındaki farkı da zaten görüyorsunuz. Yani makas bir aile açıldı. Avrupa borsaları tarafında tablonun tamamı kırmızı. Özellikle Alman DAX endeksinde satışların bir miktar daha önde gittiğini söyleyebiliriz. ABD borsalarında satışlar derinleşti. Özellikle onu tabii vurgulayalım. Nasdaq tarafında keza her üç endekste de, yani Nasdaq önderliğinde bu sefer demiyoruz, her üç endekste de geri çekilme var. Altın yatay 1813 gram altın şu anda bir miktar hafif yukarı, tabii aşağı spot altın çekiyor ama dolar TL'deki yükseliş onu sınırlandırıyor diyelim. Bitcoin yine 30 bin doların altına geldi. Bugün için petrol bir miktar satışıyor. Aslında rezerv rakamları gelmişti. Orada da rezervlerin giderek, stokların daha doğrusu düştüğünü gördük ama bugün için herhalde bir miktar daha stagflasyon ya da belki de resesyon endişeleri, özellikle enflasyon verilerinin yine yüksek gelmeye devam etmesiyle biraz burayı baskılıyordur diyebiliriz. Şimdi Sibel Erdem, hoş geldin, iyi akşamlar Sibel. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi bizlerle. Neler aktarırsın bugün için bizlere? Gözde, Ankara'dan da iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştuğu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Ve bu konuda Türkiye'nin izlediği politikaya ilişkinde mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO'nun doğu sınırlarını güçlendirmek yönünde bazı arayışlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişlemeye yönelik kimi adımlar atılıyor. Ukrayna krizinin ardından sergilenen dayanışma, açılan kucakları tebessümle izliyoruz dedi. Türkiye'nin aslında yıllarca terörle mücadele ettiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu konuyla ilgili olarak da NATO'daki müttefiklerinden yeterli desteği göremediğini söyledi. Bu konuda NATO üyesi ülkelere de eleştiride bulundu Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin ittifak içerisindeki sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini de vurguladı Cumhurbaşkanı. Ama bunun Türkiye'nin NATO'da her söylenene, her teklife evet diyeceği anlamına gelmediğini de ifade etti. NATO'nun genişlemesi bizim hassasiyetlerimize gösterilecek saygıyla anlamlıdır ifadesini kullandı. İsveç'in Türkiye'nin iadesini istediği teröristleri Türkiye'ye vermediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz teröristleri vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz evet diyemeyiz ifadesini kullandı. Her iki ülkenin de dışişleri bakanlarının aslında Ankara'ya gelmek istediğini hatırlattı. Ancak bu yaklaşım sürdüğü sürece de bu ziyaretin bir anlamı olmayacağını bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkentin aslında diplomasi ağırlıklı bir gündemi var diyebiliriz. Dışişleri Bakanı
Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bakan Çavuşoğlu New York'ta temaslarını sürdürüyor. Yarın da ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüşecek. Bu görüşme öncesinde ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada ABD ile yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz dedi. İki ülke arasında bir stratejik mekanizma kurulduğunu hatırlattı. Ki o stratejik mekanizmanın kurulması kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında Roma'da NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşme sonrasında kararlaştırılmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da işte o mekanizmayı hatırlatarak umarım bu mekanizma çerçevesinde sonuç odaklı çalışarak sorunları çözebiliriz veya en azından aza indirebiliriz değerlendirmesini yaptı. Ayrıca iki ülkenin ticaret hacminin daha da artırılmasının amaçlandığını belirtti. Hedefin 100 milyar dolar olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise Haziran başında Mısır'a gidecek. Bu da önemli bir ziyaret. Nebati 1 ve 3 Haziran tarihleri arasında Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantılarına katılacak. Bu toplantı kapsamındaysa hem mevkidaşlarıyla hem de bankanın üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantının gündeminde İslam Kalkınma Bankası'nın gelecek stratejisi var. Bu konu değerlendirilecek ama Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durum ve uygulanan politikalara ilişkinde bilgi vermesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Gözde. Sibel, çok teşekkürler aktardıkların için. Özellikle daha çok diplomasi ağırlıklı bir gündem dedi Sibel. Takip edeceğiz. Kısa bir ara, aranın ardından buradayız. Günden kalanlara devam ediyoruz. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İnşallah önümüzdeki hafta stüdyoda göreceğiz artık sizi bence. Evet. Peki. Hava muhalefeti falan bir şeyler öyle. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması gibi. Tam onu ben konuyu açacaktım. Akaryakıta zam biliyorsunuz geliyor. Bu gece itibariyle de yine gelecek ama tabii ki ana unsur enflasyon. Yani biraz ilk bölümde kapanışa doğru da küresel enflasyonu konuştuk. Özellikle bugün İngiltere verileri gelmişti. İşte orada da geçim maliyeti krizi deniyor ama hani onu söylerken insan çekiniyor tabii. Yani enflasyon 9'larda işte geçim maliyeti krizi falan diye böyle ver yansın biliyorsunuz işte manşetler atılıyor. İçerinde bizim konuştuğumuz rakamlar çok yüksek. Şimdi enflasyonla mücadele konusunu isterseniz biraz açalım. Bir de tabii bu haftanın gelen verileri yani bugüne kadar gelen işte bütçe, biraz ödemeler dengesi üzerinden de sorularımı yönelteceğim ama ilk etapta tabii enflasyon çok yüksek. Kurdaki artış devam ediyor. Üretici maliyetleri henüz yansıtılamayanlar var. Bu döngü nasıl kırılacak? Ne dersiniz hocam? Zor tabii bir dönemdeyiz. Hı hı. Yani enflasyon oranlarının işte 70'ler civarında seyretmesi gerçekten Türkiye açısından hani çok yüksek diyebileceğimiz oranlar bunlar. Tabii ki bu dönemde doğal olarak sermaye yönetimi, nakit yönetimi o kadar zor ki işletmeler açısından. Bir taraftan tabii satın alma gücünün yavaş yavaş daralması, hı hı, ve geniş kesimlerin özellikle satın alma gücündeki düşüş, biraz parası olanların da veya orta üst gelirli kesimlerin de kendilerini korumaya yönelik olarak borçlanma olanaklarını da kullanarak belki mal ve hizmet talep etmesi, yani satın alma yapması, gelecekte daha ucuza ben bunları alamam, yerine koyayım şimdiden deyip bu şekilde davranması tabii ki ciddi bir problem. Tabii bu arada arz cephesinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İşte Kore'de gördün Covid ile ilgili haberleri. Çin kapanmaya tekrar başladı. Çin'de büyüme rakamlarına bakıyoruz. 4.8'lerde büyüyor Çin ekonomisi ki biz biliyorsun 8'in altında işte veya 10'un üzerinde rakamlara alışmışız Çin'le ilgili ama
artık Çin'de yüksek büyümeyi yakalayamıyor. Arz kanallarında ciddi sıkışıklıklar var. Tabii bu Covid'in getirdiği etki nedeniyle dünya piyasasında enerji fiyatlarının düşmesi nedeniyle 30 dolarları görmüştü hatırlarsan petrol. Tabii kimse yatırım yapmadı bu sektörlere zamanında. Uzunca bir süre özellikle enerji sektörü yatırımsız kaldı düşük fiyatlar nedeniyle. Şimdi birdenbire fiyatlar yukarı doğru geldi. Çünkü talep aslında hem bir taraftan arz şoku yaşandı hem bir taraftan da talep şoku yaşandı. İşte aşının etkili olması, insanların birdenbire mal hizmet talep etmesi gerçekten çift yönlü hem maliyetler açısından hem talep açısından olayı çok farklı bir yöne taşıdı. Tabii bizim 70 olan enflasyonun 20'si yaklaşık biliyorsunuz yurt dışı kaynaklı. Yurt dışında da durum pek iç açıcı değil. İşte biraz önce sen söyledin İngiltere'de 9 işte Cüneyt'le konuşmanızda evet. Da dinledim. Orada 9'u söylüyor. İşte Almanya veya Avrupa Birliği ortalaması 7.4 şu anda enflasyon. Burada ciddi tabii ki sıkışmalar göreceğiz. Zaten tüketici güvenleri yerlerde sürünüyor biliyorsun. Özellikle Amerika'da da aynı şekilde, Avrupa'da da aynı şekilde ciddi sıkıntı var özellikle tüketici güveninde. PMI'lar yavaş yavaş aşağıya doğru geliyor ama henüz yani böyle hani durgunluk diyebileceğimiz bir noktaya doğru gelmiyoruz ama herhalde tadacağız bunu da göreceğiz gibi görünüyor. Siz biraz daha resesyon fikrine mi yakınsınız hocam orada? Ben hem enflasyon hem resesyon fikrine yakınım ama enflasyonun her sektörde olmayacağını yani her emtiada olmayacağını düşünüyorum. Şöyle biraz baktım emtia fiyatlarına son bir aylık, son bir haftalık şöyle trendlere bakıyorum. Özellikle metallerde ve endüstriyel malzemelerde fiyat artışları durmuş. Tam tersi fiyatlarda bir geri çekilme. Bu kalıcı olur mu yani sizce? Hani şimdi biraz tabii Çin'in mesela beklentisini Goldman Sachs ikinci çeyrekte %1'e kadar indirmiş. Hani evet. En büyük tüketici olduğunu varsayarsak o metallerin böyle kademe kademe artık bir normalleşebileceği ortamı görür müyüz acaba? Belki görebiliriz ama tabii ki dünyada bu enflasyonun yarattığı özellikle satın alma gücü kaybının ciddi anlamda talebi yavaşlatacağını biliyoruz. Yani talep yavaşlayacak. Ama iki alan var ki burada stres son derece yüksek olmaya devam edecek. Neden? Bir, enerji sektöründe, bir de gıda sektöründe. Gıda sektöründeki fiyatlara baktığımızda, enerji sektöründeki fiyatlara baktığımızda, işte kömürden tutun petrole kadar hemen hemen her alanda fiyatlar artmaya devam ediyor. İşte 113 dolarlarda petrol fiyatlarını görüyoruz. Bir türlü gevşemiyor. Yani 100 dolarların altına inmiyor. Ki talebin yavaşlamasına ve Çin'in biraz durmasına rağmen bunlar olmuyor. Yarın Çin tabii tekrar harekete geçerse buradaki fiyat artışları daha radikal de olabilir. Daha hızlı yükselmeler de olabilir ama tabii bir taraftan da üretim artacaktır. Tedarik zincirleri yavaş yavaş buna altyapı yatırımlarıyla desteklemeye çalışıyorlar. Özellikle gıda bizi çok korkutuyor. Ülkeler biliyorsun yasaklamalar getirmeye başladı. Endonezya palm yağını ihracatını biliyorsun yasakladı. Buğday ihracatını Hindistan yasakladı. Bu tür engeller ciddi problem teşkil ediyor. Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşı özellikle buğday fiyatlarını çok etkiliyor. Yağ fiyatlarını, ayçiçek yağı fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü üretimlerde ciddi düşüş var, ihracatta düşüş var. Ukrayna kaynaklı özellikle çok ciddi bir düşüş var. Belli alanların hatta %25'lik bir alanın ekilemediğini görüyoruz. Yani toplam ekilebilir alanın %25'e yakınını ekememiş Ukrayna. Dolayısıyla bütün bunların etkisine dikkate alır. Biraz hava koşulları da tabii çok önemli olacak. Onu da tam kestiremiyoruz. Yani işte Hindistan'da örneğin bir sıcak hava akımı kuzeyde buğdayı inanılmaz bir şekilde olumsuz etkiledi. Şimdi böyle baktığımızda artık gıda fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket görmemiz pek mümkün görünmüyor.
Özellikle bunun yaptırımları da dikkate alırsak, özellikle üçüncü hani derecede fakir dediğimiz, yani gelişmiş değil de gelişme az gelişmiş ülkelerde bunlar açlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Tabii bu uluslararası göçü de zorluyor. Yani birçok ülkeden insan ne yapmaya çalışıyor? Başka yerlere iklimle beraber göç etmeye çalışıyor. Bunları orta uzun vadede daha çok yaşayacağız. Bu iklim değişiminin yarattığı göçleri. Dolayısıyla ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Enerjide çözüm için işte 300 milyar dolardı değil mi? 300 milyar euro. 300 milyar euroluk bir plan açıkladı Avrupa Komisyonu. Evet. Tabii Rusya'ya oldukça bağımlılar. Onu kesmek istiyorlar. Az önce Cüneyt de işte detaylı aktardı. Evet. Orada hidrojenden tutun da diğer bütün yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi anlamda yatırım. Ama 2030 hocam orada. 2030 hedef. Şimdi bunu da Rusya seyredecek hali yok yani. Hmm. O da ne yapacak? Belli 2030'a kadar madem ki bu piyasa yavaş yavaş aşağıya doğru gelecek, o zaman o da üretimini ne yapacak? Kısacak, daha yüksek fiyattan satmaya çalışacak. Tabii. Diğer ülkeler, bir de diğer petrol üreten ülkeleri de düşünün. Örneğin Kazakistan %80, %70 ihracatı petrol ve ürünlerine dayalı. Şimdi bu ülke eğer bu fiyatların 2030'da talebin düşeceğini ve alternatif enerjilerin devreye gireceğini düşünüyorsa, bunlar şu anda bu fiyatları aşağı doğru çekmezler. Gerekirse üretimlerini kısar. Gene aynı şekilde petrol üreten ülkeler, OPEC petrol üretimini kısar. Yine de fiyatların düşmesini istemez. Çünkü yani başka bir enerjiye geçecekse bu sefer hakim oldukları en önemli, hatta üretim çeşitliği olmayan bir Kazakistan nasıl bir duruma gelecek? Onu da bir düşünmek lazım. Yani örnek olarak Kazakistan'ı veriyorum. Bu körfez ülkeleri de bunun içine koymamız lazım. Oralarda gerçi şunu yaptılar, işte Katar'da veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünyaya sermaye aktararak birçok şirketin sahibi oldular. Bir şekilde çeşitlendirdiler risklerini, ama birçok ülke bu ham maddeye bağlı. Dolayısıyla ben ham madde fiyatlarında öyle çok ciddi düşüşler beklemiyorum. Bu da tabii ki enflasyonun bir süre daha dünyanın gündeminde kalacağını görüyoruz. İşte biraz bize geldiğimizde de 20 puanı enflasyonun zaten dış kaynaklı. 50 puan da bizden geliyor biliyorsun. Fiyatlamada alışlarının bozulması. İşte makroekonomik politikaların etkisiz hale gelmesi. Özellikle para politikasının etkisini kaybetmesi. Ve yani faizin tamamen devre dışı kalması, bütün bunlar tabii ki ciddi bir enflasyonist baskıyı beraberinde getiriyor. Döviz kurlarında sorun yaşamaya devam ediyoruz. İşte 2018'den bu yana sürekli rezerv kaybeden bir Merkez Bankası ile karşı karşıyayız. İşte 2018'den bu yana bu tabii ki bizim ratingimizi de ne yapıyor? Olumsuz yönde etkiliyor. CDS'lerimiz işte biliyorsun rakamı. 700'ün üzerinde, evet. 720'ler seviyesinde dolaşıyor. Bunlar evet. Tabii ki bizim borçlanmamızı olumsuz yönde etkiliyor. Yani Amerikan tahvili artı 700 puanlar seviyesinde bir borçlanma maliyetiyle karşı karşıyayız. 441 milyar dolar dış borcu olan bir ülkenin böyle yüksek bir maliyetle borçlanması tabii ki bir yük, bir sorun teşkil ediyor. Bu yeterli dövizin olmaması, bu beklentiler, kur üzerinde bir de enerji faturası biliyorsun aylık 2.7 milyar dolarlar seviyesinden, işte en son açıklanan Mart verisine baktım, gelmiş 7.1 milyar dolarlara enerji faturası Mart'ta. Yani ödemeler dengesi rakamlarına şöyle baktığımda. Tabii bu cari açığı ne yapıyor? Cari açığı inanılmaz bir şekilde artırıyor. Ya biz aslında enerji hariç cari açık vermiyoruz. Tamam da yani kira ödemeseydim aslında ben geçinecektim gibi bir yaklaşım bu. Yani tamam da yani bu ödeyeceğiz yani onu üretemiyorsan alacaksın bir yerden. Ödemeler dengesindeki açıklara baktığımızda işte 24 milyar dolar yıllıklandırırsak bir açık var. İşte efendim enerji olmasaydı 33 milyar dolar fazla veriyor olacaktık. Olacaktık ama sorun ortada. Sermaye giriş çıkışlarına baktığımızda da özellikle sermaye çıkışlarını görüyoruz. Yılbaşından bu yana yaklaşık 5 milyar dolara yakın
para çıkışı olmuş. Hisse, tahvil, bono piyasalarından çıkış var. Tabii bütün bunlar kur üzerinde baskı yaratıyor. Bir taraftan da döviz üzerine düzenlenmiş sözleşmelerimiz var. Kuru ödemelerimiz var. O bu sefer gidiyor bütçe üzerine baskı yaratıyor. Yani birbirini tetikleyen, çünkü bunlar hiçbirisi birbirinden bağımsız değil, birbirini tetikleyen birçok olay maalesef bir taraftan cari dengemizi bozuyor, bir taraftan kamu dengemizi bozuyor ve tabii çok bu bize yüksek enflasyon olarak ne yapmış oluyor? Yansımış oluyor. Bütün bunlara Yani bir yandan da belki küresel tarafta işler iyi gitseydi, yani enerji maliyetleri bu kadar artmasaydı, işte petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları vesaire, neticede biz içeride yine enflasyonu konuşuyor olacaktık. Çünkü kurun gelmiş olduğu seviye, biliyorsunuz bizde her şey hani dolara endeksli bir diyorsunuz ya, çift paralı diye. Şimdi kur korumalı mevduatı herkes merak ediyor halen daha. Yani işte önümüzdeki döneme ilişkin nereye kadar devam edecek? Çünkü hani bütçe tarafında aslında hani yüküne bakıldığı zaman şu an için herhalde makul karşılanıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ve önümüzdeki döneme ilişkinde bununla enflasyon nasıl inecek diye tartışmalar devam ediyor. İsterseniz oradan devam edelim. Tabii kur korumalı mevduat belki döviz kuru riskine karşı bizi yani en azından hani dövizde durulacağını, biraz daha üstüne artı getiri sağlayabileceğimiz bir alternatif olarak sunuldu. Amaç da neydi? Döviz kurunda istikrarı sağlamak, insanlar dövizini satsın, işte bir bölümünü de sattı. Ama bu arada o kadar döviz satıldı. Ama yılbaşından bu yana bakıyoruz, Merkez Bankası'nda birikmesi gereken rakamla biriken rakam arasındaki farkı aldığımızda, ki rezervlerimiz Ocak-Mart döneminde 3 ayda 7.7 milyar dolar erimiş. Şimdi bir taraftan kur korumalı mevduat yapıyoruz. Döviz satsın vatandaş istiyoruz, ama bir taraftan da rezervler aşağıya doğru geliyor. Bu tabii ki şu korkuyu da getiriyor. Yani eğer biz döviz artarsa ne yaparız? İşte o zaman kur korumalı mevduat tabii ki parası olanlar açısından iyi bir alternatif olarak karşında duruyor. Fakat bu bir size enflasyona karşı korumuyor gözde. Evet. Yani enflasyon ayrı. Biz yani %70'ler seviyesinde dolaşıyor. Diğer tarafta getiri belli, 17'ler seviyesinde bir getiri var. Yani kur artarsa 20-30 olabilir şeyler. Peki. Kamu maliyesine baskı yaratır. Evet. Peki hocam, müsaadenizle borsayı kapatalım. Devam edeceğiz oradan. Çünkü başka unsurlar da var. Özellikle kur korumalı mevduata ya da işte biliyorsunuz endeks, enflasyona endeksli tahvil gibi söylemler dolaşıyor ortalıkta. Konuşacağız. 2400'ün altında kapanışı yaptık. 0.05'lik geri çekilme. 2393 puan diyelim bugün için, haftanın 3. işlem gününde. Yarın borsa kapalı tabii. ARD Grup Bilişim Teknolojileri %9.87'lik primle ilk sırada. Türkiye Garanti Bankası, ki biliyorsunuz geri alımın sonlandığını biliyoruz, orada da primlerin sürdüğünü görüyoruz. Hektaş bugün için %6.6,5 diyelim kabaca primle. O da 3. sırada. En çok artanlar bu şekilde. Yine düşen tarafta da Oyak Çimento, Logo Yazılım, Aydem, Kua Granit gibi hisseler var. Gülay Şahin, iyi akşamlar. Neler aktarırsınız? İyi akşamlar Gözde. Çok teşekkürler. BIST endeksi hafif negatif bir açılışın ardından yükselse de 2400 üzerinde kalıcı olamadı ve yatay bir kapanış yaptığını söyleyebiliriz aslında. Son günlerde önemli değer kayıplarıyla destek noktalarına kadar geri çekilen bankalarda tepki hareketlerinin oluştuğunu gözlemliyoruz. Bankalar İş Bankası öncülüğünde %3 ila %4 civarında yükselse de endeksi yukarı taşımak için gerekli momentumu sağlayamamış durumda hala. 2380 desteğini önemli bulduğumuzu belirtmiştik endekste. Son günlerde bu seviyeden gelen alımlar endeksi desteklese de geçen hafta aşağı kırdığımız hareketli ortalama dirençlerini aşmakta zorlanıyoruz. Endeks 2425 seviyesi üzerinde kalabilirse kısa vadede satış baskısının bir miktar azalacağını düşünüyoruz. Fakat kalıcı bir yükseliş için BIST %2500 üzerinde kapanışlara ihtiyacımız olduğunu da belirtelim.
Global piyasalara baktığımızda geçen hafta %3.21'i test ettikten sonra %2.80'lere doğru geri çekilen ABD 10 yıllık faizlerin tekrar %3'ü test ettiğini görüyoruz. ABD 10 yıllıklarının aşağı gevşemesiyle piyasadaki risk algısı bir miktar artmıştı ve hisse endeksleriyle kıymetli metaller de yoğun satıcılı haftalardan sonra biraz nefes almıştı hafta başında. ABD 10 yıllık faizlerinde 3.20'ye doğru gerçekleşecek bir hareket risk algısının yeniden zayıflamasına neden olabileceğinden faizlerdeki değişimleri yakından takip ediyor olacağız. Tahvil faizlerindeki sert satış değerli madenler üzerinde ciddi miktarda tahvil faizlerindeki sert artış değerli madenler üzerinde ciddi miktarda satış baskısı oluşturmuştu. Hafta başında tahvil faizlerindeki yavaşlamayla bu satış baskısının hafiflediğini gördük. Haziran vadeli altın sözleşmesi 4 haftadır üst üste negatif performans sergileyerek %10'a yakın değer kaybına uğramıştı. 1785 seviyesinden destek bulan sözleşmenin tepki hareketi oluşturduğunu gözlemliyoruz. Altında yeni bir yükseliş trendinin başlayabilmesi için 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 1835 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Gümüşte de benzer bir görünüm var. Kritik destek seviyelerinden tepki hareketi oluşturan gümüş sözleşmesinde de kalıcı bir yükselişten bahsedebilmemiz için 22.15 dolar direncinin aşılması gerektiğini belirtelim. Dün FED Başkanı Powell'ın konuşmasını takip ettik. Powell dünkü konuşmasında para politikasını sıkılaştırmaya enflasyon düşene kadar devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket edebileceklerini söylemişti. Powell'ın en şahin konuşmalarından birini dinlemiş olmamıza rağmen ABD hisse endeksleri salı günü gün içinde görülen en yüksek seviyelerden kapattı. Özellikle bankacılık ve finansla havacılık sektörü hisselerine gelen alımların endekslerin performansına olumlu katkı sağladığını gördük. Her ne kadar dün hisse endeksleri günün en yüksek seviyesinden kapanmış olsa da 21 günlük ortalama dirençleri aşılmadan yükselişin tepki hareketiyle sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. S&P 500 endeksi 4150, Nasdaq 100 endeksi ise 12900 direnci üzerinde kalıcılık sağlayamadığı sürece ABD hisse endekslerinde temkinli duruşumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. ABD hisse piyasalarında öne çıkan haberlere baktığımızda ise perakende şirketi Target bugün seans öncesinde yükselen enflasyon nedeniyle beklenti altı kar açıkladı. Şirket 2.16 dolarlık hisse başı karla analistlerin beklediği 3.06 dolarlık rakamın önemli ölçüde altında kaldı. Dün yıl sonu beklentilerini düşüren Walmart'a benzer şekilde Target'ta yıl sonu faaliyet karı tahminini düşürdü ve yüksek yakıt fiyatları nedeniyle ek 1 milyar dolarlık maliyette karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Seans öncesi işlemlerde %25 değer kaybıyla işlem gören Target şu sıralarda negatif eğilimini korumaya devam ediyor. Walmart ve Target'ın 2022 yıl sonu kar tahminlerini aşağı yönlü güncellemesi önümüzdeki dönemde enflasyon baskısı nedeniyle şirketlerin kar marjlarının daralacağına dair öngörüleri destekler nitelikte olabileceğinden bu yöndeki haberleri de dikkatle takip ediyor olacağız. Son olarak güne %1,5 ekside başlayan ABD hisse endekslerindeki değer kayıplarının da %2'ye yaklaştığını belirterek günün özetini tamamlamış olalım Gözde Hanım. Gülay Şahin çok teşekkürler. Şimdi araştırma masasına döneceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, iyi akşamlar. Hoş geldin tekrardan. Neler aktaracaksın bugün bizlere? Gözde merhaba. Güzel bir akşam diliyorum. Sözlerime başlamadan yarın malum 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Ben de Ulu Önder'i her gün olduğu gibi yine sevgi, minnet ve saygıyla anıyorum. Şimdi küresel piyasalarda aslında Fed'in daha da şahinleşmesinin izlerini sürmeye devam ediyoruz. Sürekli artık her gün tekrar ettiğimiz sorunlarla beraber, sorun derken tabii ki buradaki negatif fiyatlamalara neden olan. Ama önce bir borsadaki seyre göz atmak istiyorum. Neden diye sorulacak olursa, Fed'in şahin tonu aslında çok kısa vadede hayatımızda olan bir şey değildi. Dozu bazen artıyor, bazen azalıyor ama özellikle şu anda ekranda görüldüğü üzere öncelikle 2021 yılının sonunda 1500 üzerinde BIST 100'ün seyrinin bilhassa Türkiye'de kurun yükseldiği ve yine enflasyon oranlarındaki yukarı yönde sert hareketleri takip ettiğimiz dönemde bir yükselişini izlemiştik. Zorlandığı göze çarpan, şu an grafikten de anlaşılacağı üzere bir 2000 puan aslında düzlüğü var.
2000 puanın üzerinde de tekrar 1500 puan üzerindeki yükselişine benzer biçimde bir yukarı yönünü seyrettik. Buradan sonra tekrar bu sefer 2500 ekseninde biraz daha yataylaştığını görüyoruz ki 2500'e tutunma çabası ya da savaşın çıktığı dönemde Fed'in veya başka bir takım uluslararası unsurların bilhassa hisse senedi piyasaları üzerindeki negatif etkisini hissedildiği dönemlerde aşağı yönde düzeltmeleri oldu ama bu iki yatay seyir düzlemi açıkçası önemli bir fikir veriyordu. Geldiğimiz nokta itibariyle de şu anda da kapanışı zaten biraz önce takip ettik. 2500'ün altında ki ben de sözlerime başlarken Fed'in şahinliğinin yarattığı gerginlikten söz etmiştim. Tabii Türk lirası bazında borsanın seyriyle dolar bazında borsanın seyri ayrı yönler teşkil edebiliyor ama şunu da unutmayalım. Sene başından itibaren dolar bazında da BIST'in pozitif ayrıştığı bir tabloda var karşımızda. Geçiyorum. Türk lirasındaki seyri biraz daha uzun vadede, orta ve uzun vadede incelemeye gözde. Şimdi 2015'te Fed yıllar sonra bir faiz arttırımı gerçekleşmişti. Aslında bunun bir nevi yolunu da 2013 öncesinden itibaren yolunun taşlarını da döşemeye başlamıştı. 2015'ten sonra tabii ardı ardına faiz arttırımları gelmedi ama şu anda ekranda aşağıda gördüğümüz Fed'in faizleri arttırım ve daha sonra Covid'e girmeden önce, Covid dönemine girmeden önce mecburi büyüme odaklı özellikle endişelerle düşürmeye başladı. Daha sonra çok sert biçimde aşağıya çekti. Aslında bir ters U şeklinde tepe noktası yapıp daha sonra tekrar düştüğü bir dönem yaşadık. Şimdi buradaki seyirde belki sadece Fed özelinde burada dolar TL kuruna bakmak kısıtlayıcı olabilir ama Fed'in şahinleştiği dönemlere vurgu yapması açısından baktığımızda 2015 sonu 2019 sonu diye özetleyebileceğimiz bu tepe noktası yani aşağıdan yukarıya ters U şeklindeki düzlemde 2.90 ila 5.75 arası yaklaşık kurun iki katına çıktığını görüyoruz. Daha sonra uzun bir süre ki hayatlarımıza Covid girdi. Genel itibariyle merkez bankalarının çok da politika faizinde getirdikleri düşük seviyelerden yukarı yönde hareketler yapmadığı seviyede 2021 Ekim sonuna kadar bu 5.75'lik seviyeden 9.60'lara geldiğimizi görüyoruz. Daha sonra ise özellikle Kasım'dan itibaren baz alacak olursak grafiğin en sağında görüleceği üzere ki ilk döngü ile ikinci döngü arasında bir ok var. Yine yatay yukarı yönde seyrettiğini görüyoruz kurun ki aslında dolar TL üzerinde 2021'in Ağustos sonundan itibaren hareketlendiğini söyleyebiliriz ama daha sert hareketleri Aralık'taki sert değer kazanımda dahil yani kurdaki aşağı yöndeki harekette dahil baktığımızda burada %60 kurun yükseldiğini görüyoruz. Ekim sonu Kasım başından itibaren ki gün itibariyle yine Fed'in şahinleşmesinin öne çıktığı fiyatlamalarla 16'ya yakın bir dolar TL kuru var. Ki 15 ile 16 arası da bir miktar hızlı geçildi. Peki CDS'te görünüm nasıl? Tabii Türkiye'nin risk primine bakarken burada yine Fed özelinde bir takım konu başlıkları ele alınabilir. Türkiye'nin kendi içsel ve dışsal bir takım konu başlıkları ele alınabilir ama dikkat çeken şu özellikle yine Fed'in ilk faiz arttırımını yıllar sonra yaptığı 2015 yılından 2018'e gelene kadar baktığımızda bir patika 200 ila 300 puan arasında kümeleniyor gözde. Ki burada da yine kur artışları bugünle kıyaslanmayacak düzeyde görülmüştü. 2010 yıllık gösterge Türk tahvillerinde de benzer seyir vardı ama özellikle Mayıs 2018 yılından sonra ki şu anda da Mayıs ayındayız ciddi anlamda patikanın 300 ile 600'ler arasına geldiğini görüyoruz ki son dönemde şu an grafiğin de sağında görüleceği üzere ilk etapta Şubat sonunda savaş gündemiyle çok yukarı yönde sert bir hareket sergilemişti 700 puanın üzerinde. Oradan sonra bir düşüş yaşandı yine sert diyebileceğimiz kısa bir vade içerisinde ama yükselişinin özellikle son dönemde 700 üstüne sarkmasının haricinde patikasının özellikle 2018 Mayıs ayından sonra değiştiğini görüyoruz. Bir kademe yaşadığını görüyoruz ki sınırlı aslında dengelenmeler gözetebiliyoruz burada. Bunun ilerisinde tabii ki hem jeopolitik gelişmeler hem de başta Fed olmak üzere piyasaları ilgilendiren makroiktisadi koşullar tarafından belirlenen unsurlar önümüzdeki dönemdeki seyirde etkili olacak. Biz de takip etmeyi sürdüreceğiz. Çağlar çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Sade Hocamızla devam edeceğiz. Hocam şimdi tabii az önce de ifade ettiğim gibi vatandaş getiri arıyor. Yani getiriden ziyade enflasyona karşı kendini korumaya çalışıyor bir anlamda. Konut tarafına yöneliş var ama oradaki artık meblağlar herkes tarafından tabii ki karşılanabilir değil. Çoktan aşıldı o eşik bence. Hisse tarafında görece işte enflasyona ezdirmez borsamız deniyor. Orada tabii ki riskli varlıktır. Dolayısıyla herkese hitap eden bir unsur değil. Ne yapacak vatandaş? Yine bir şekilde hani işte alternatiflere bakıyor. Acaba diyorum enflasyona endeksli tahvil çıksa ne olur? Evet. Bir bu. Tabii bir de geçmişte nasıl yapıldı bu iş? Örnekleri nasıl? Ne dersiniz? Evet. Şimdi Gözde önce şunu söyleyeyim. Yani enflasyona karşı kendisini korumaya çalışan bir kesim var. Şimdi şu olabilir. Mesela dünyada da bu tartışılan bir konu. Nasıl koruyacağız kendimizi diye. Örneğin orta, üst ve zengin gruplar kendilerini enflasyona karşı koruyabiliyorlar. Nasıl mı? Malı ikame ediyor. Mal ikamesi yapıyor. Yani çok lüks bir ürün tüketiyorsa ondan vazgeçiyor. Daha az fiyatı olan bir ürüne doğru geçiyor. Veya marketini değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde onlar kendisini korumayı beceriyor. Ama zaten geniş kesim dediğimiz sabit gelirli kesimin artık öyle bir mal ikamesi yapma durumu yok. Yani zaten yapmışsa kendisini korumak için ucuz marketlerden alışveriş ediyor. En ucuzunu almaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Ama artık ucuz diye bir şey yok. Artık gelirlerimize kıyasla her şey aşırı değerli hale gelmiş. Konutta da bu böyle, efendim yiyecekte de böyle. Hemen hemen her aldığımız hizmette geldiğimiz nokta bu. İşte süt, yani sokakta dağıtılan hani evlere dağıtırlar ya sütü. Sütün kilosu 22 TL. Geçen bir arkadaşım aldı, yalıp işte yoğurt yapıyorlar. 22 TL. Keçi sütü 50 TL olmuş. Şimdi 2-3 tane çocuğu olan bir aile düşünün. Süt verecekse nasıl bu fiyatlarla başa çıkabilecek? Dolayısıyla artık o insanların büyük çoğunluğu, geniş kesimler zaten olanakları yok. Onlar satın alma güçlerini önemli ölçüde ne yapıyorlar? Yitiriyorlar. Diğer taraftan belli bir kesim korumaya çalışıyor. Yine dediğim gibi parası olan mal alarak kendisini korumaya çalışıyor. Çünkü biraz önce bir arkadaşımız da uyarmış enflasyon 70 mi diye. Resmi enflasyon 70. Yani bizim hissettiğimiz başka bir enflasyon tabii ki. Yani biz 3 haneli hissediyoruz bu rakamları. Çünkü yani en azından yemek yaptığınız işte soğanınıza bakın 5 tane madde vardır yemek yaparken. 5 madde işte yağ efendim suyu, su fiyatlarına baktım. Evet. Efendim, işte, vallahi ben bugün enginar yaptım hocam. Hakikaten yani maliyetini falan bir hesaplasanız inanılmaz. Yani ama şimdi aile aldığımız ekonomisine girmeyelim o Zeliha Hanım. Hayır, dışarıdan aldığında daha uyguna gelebilecek bir vallahi öyle, pişirmeyip dışarıdan alsak evet belki de daha uyguna gelebilir hakikaten. Evet. Şimdi bu genel yapı içinde şimdi şöyle bir durum var. Ne yapalım? Enflasyona endeksli tahvil. Zaten enflasyona endeksli tahviller var. Şu anda iç borçlanma senetlerinin ki bu toplamda 1 trilyon 500 milyar TL diye aklımızda kalsın. Yani 1,5 trilyonluk bir iç borcumuz var. Dış borcu bir tarafa bıraktım. İç borcumuz var. Bu iç borçlanmanın %29'u bir kere TÜFE'ye endeksli zaten. %22'si sabit faizli. Değişken faizde koyarsanız %65'i değişken faizli, TÜFE'yi de koyarak söylüyorum, %65'i borçlanmanın değişken faizli. Bunun dediğim gibi %29'lu TÜFE endeksli. Şimdi bu peki kimin elinde bu senetler? Bu senetlerin %75'i bir kere bankaların elinde. %4'ü de zaten Merkez Bankası'nın elinde. Yani toplarsan %80'i kamunun, bankalar, finans kesiminin elinde, bankacılık sisteminin içinde. 40 puanı da bunun kamu bankalarında. Şimdi hazine inanılmaz bir vergi yükü,
bir faiz yüküyle karşı karşıya kalmaya başladı. Neden? Çünkü TÜFE yüksek çıktıkça, ki resmi rakamla ödüyor bir de yani. Hani %70 diyor. Ona razı bankalar. Tamam ödeyin diyorlar. Ama tabii ki bu yüksek faizler ciddi bir baskı yaratıyor. 103 milyar TL oldu. 4 aydaki faiz gideri yıllık bazda 240 milyar TL olması hedefleniyor. Ama büyük olasılıkla bunu aşacağız. Peki nasıl yapılacak? Şimdi süper bonolardan bahsediliyor. İşte süper bono dediğimiz belli bir şeyle, tahvillerle bu yüksek maliyetli ürünlerin yer değiştirmesi. Zamanda süper faizli dedikleri bonolar ihraç edildi. Belki sen zaten hatırlamazsın. İzleyenlerin bir bölümü daha iyi hatırlayacaktır. 1994'te bir deneyim vardır Türkiye'de. Bu kötü bir deneyimdir. Neden kötü deneyimdir? O zaman da Merkez Bankası şaşırtmasın bugünkü gibi hem faizi hem dövizi, daha doğrusu ekonomi yönetimi hem faizi hem dövizi kontrol etmeye çalışıyordu. Ve faizi benim dediğim faizle bana borç vereceksin. Kuru yükseltmeyeceksin. Merkez Bankası döviz satıyordu. Fakat en sonunda ekonomi yönetimi 1993 sonunda hazine ihalelerini iptal etti. İptal ettikten sonra da gitti işte içeriye bir de itfalar var. Her hafta borç ödüyorsun. İçeride TL var ama alacak kağıt yok. Hazine ihalelerini iptal etmişsiniz faizi düşük tutmak için. Bu faize borçlanmıyorum diyorsunuz. Bütün o para dövize gitti ve Merkez Bankası döviz rezervlerini büyük ölçüde kaybetti. 94'ün Ocak ayında %10'un üzerinde devalüasyon yapmak zorunda kaldı. En sonunda o da olmadı. 3 tane banka battı ve 94 yılında 5 Nisan kararları alınmak zorunda kaldı. Mevduatlara güvence verilerek krizi durdurabildiler. Ama bu yapı hiçbir zaman yapısal reformlarla desteklenmedi. Onun için de sürekli o kriz, maliyetler bize çok yüksek maliyet olarak ne yaptı? Yansıdı süper faizli bonolar diye. Şimdi bunun bir de iyi örneği var. Bunun iyi örneği de Kemal Derviş döneminde yaşadık. 2001-2002 döneminde yaşadık. Kısa vadeli yüksek faizle borçlanmalar vardı. O zaman da süper bonolar verildi, ihraç edildi. Borcun vadesini özellikle yaymak için yapıldı bu sistem. Ama neyle desteklendi? Yapısal reformlarla, piyasanın beklediği yapısal reformlarla, hukuk reformu, bankacılık reformu üst üste ne yaptı? Geldi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı gibi birçok konuyla konu destekledi. Ve bu hemen ardından ne oldu? Faizler hızla düşmeye başladı. Ha, o arada IMF'de de bir anlaşma yaptık. Bize 2002 Ocağı'nda ciddi bir rakam aktardı. 16 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam bir para verdi. Ve bunun sonucunda faizleri aşağıya çektik. Ve ekonomi rayına oturdu ondan sonra. Şimdi bir kötü örnek var bir de iyi örnek. O zaman bu dönemde böyle bir şey düşünüyorsak eğer. Burada dikkat etmemiz gereken şey gözde şu. Yapısal reformlarla desteklemediğiniz sürece bu süper bonolar sadece bütçeye yük getiren ve mali dengeleri daha da bozan bir bozar hale getirir. Peki onun yani altı. 94 örneği değil de daha çok işte bu 2001-2002 yılları arasında yapılan yani desteklerle diyelim daha işte reformlar, regülasyonlar yapısal bunlarla reform. Evet yapısal reformlarla desteklenirse neden olmasın diyorsunuz. Birazdan döneceğim size. Ceren'e bir dönelim. Hemen Avrupa Borsası'ndaki son durumu almak için Ceren Dilekçi hoş geldin. İyi akşamlar. Nasıl bir kapanış var? Gözde Avrupa endekslerinde aşağı yönlü bir kapanış var. Bugün özellikle ABD borsalarına kayıpların hızlanmasıyla daha doğrusu Nasdaq endeksinde satışların %3'e ulaşmasının etkisiyle Avrupa endekslerinde kapanışa yakın kayıplar biraz daha hızlandı. Mesela Almanya borsasında, Fransa borsasında %1'i aşan, %1,5'a ulaşan
kayıplar söz konusu. Diğer tarafta Avrupa'da da teknoloji endeksine satışların yoğunlaştığını gördük. %2 aştı Avrupa'da teknoloji endeksine kayıplar. Özellikle çip şirketlerinin hisselerinde sert satışlar yaşandığını görmekteyiz bugün. Tabii bu aslında satışların nedeni hem dün Fed Başkanı Powell'dan gelen şahin açıklamalar etkili oldu. Aynı zamanda bugün enflasyonist endişeler de piyasalara yön vermeye devam ediyor. Resesyon endişeleri. Mesela bugün hem Euro bölgesinden hem de İngiltere'den enflasyon verilerini aldık. Euro bölgesine baktığımız zaman aslında beklentilere paralel geldiğini gördük Nisan ayında tüketici fiyatlarının. Çünkü biraz hız kesmesi bekleniyordu. Yıllık tüketici fiyatlarında %7.4'lük bir artış yaşandı. Diğer tarafta en yüksek artış mesela %19 ile Estonya'da oldu. En düşük enflasyon oranı ise Fransa ile Malta'da gerçekleşti. %5.4 seviyesinde. İngiltere'den gelen enflasyon verisinin de aslında beklentilerden biraz altında kaldığını gördük. Fakat yine de İngiltere'de Nisan ayında tüketici fiyatları yıllık bazda %9 oranında artış gösterdi ve 40 yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Yani Thatcher döneminde görülen enflasyon seviyelerine geri dönülmüş oldu. Ve Ekim ayı itibariyle İngiltere Merkez Bankası çift taneli enflasyon görmeyi bekliyor. Fakat bu gidişle Ekim ayını beklemeyecek çift taneli enflasyon. Yani önümüzdeki aylarda İngiltere'de görülmesi muhtemel enerji fiyatları öncülüğünde bir artış yaşandı. Çünkü elektrik faturalarında %50'nin üzerinde bir artış görülmüştü Nisan'da. Ekim ayında yeniden bir artış gelecek. Bununla beraber önümüzdeki dönem için İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerine baktığımız zaman hali hazırda zaten banka 4 kez üst üste faiz artırarak politika faizini %1'e çekti. Fakat önümüzdeki bir yıl içerisinde piyasa faizin %2,5 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Diğer tarafta bugün öne çıkan haber başlıklarına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'nın bir çalışması yayınlandı. Bugün Bloomberg'de yer alan haberde küresel bankalar Avrupa Birliği pazarında daha fazla sayıda özellikle üst düzey bankacıya, elemana ihtiyaç duyuyor. Brexit sonrası çoğu banka özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çalışan sayısını artırmışlardı. İngiltere'den Avrupa Birliği ülkelerine kaydırmışlardı. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın son yaptığı çalışma bu sayının yeterli olmadığını, yani önümüzdeki dönemde çok daha sayıda üst düzey kıdemli bankacının Avrupa Birliği'ne gönderilmesi gerektiğini ifade ediyor. Mesela Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley gibi ABD merkezli bankaların yanı sıra Barclays, HSBC ile UBS'in de şimdiye kadar yeteri sayıda çalışan göndermediği belirtildi. Aslında burada çalışanların direndiği, aile koşullarını, dil bariyerlerini gerekçe göstererek mevcut pozisyonlarını korumak istediklerine dikkat çekildi yer alan haberde. Diğer tarafta bugün Avrupa Komisyonu enerjide yeni planı açıkladı. 300 milyar euroluk yeni plan çerçevesinde yenilenebilir enerjinin payı kayda değer oranda artırılması planlanıyor. 2030 yılı itibariyle yenilenebilir enerjinin toplam enerjideki payının %45 seviyesine çıkartılması planı var. Önceki hedeflenen oran %40 seviyesiydi. Rusya'dan fosil yakıtlardan çıkışın hızlandırılması planlanmakta. Tabii yeşil enerjiye geçişin hızlandırılması, LNG terminalleri gibi altyapı yatırımlarına önem verilmesi de planlar arasında gözde. Peki Ceren, çok teşekkür ediyorum. Hemen Sade hocamıza geri dönelim. Şimdi hocam, peki şunu da sormak istiyorum. Bizim içeride tabii ki dinamiklerimiz çok farklı. Hani hep dünyada enflasyon var vesaire diyoruz ama dünya nasıl çıkacak bir yandan bu krizin içinden? Çünkü merkez bankaları bir yandan faizleri artırmak zorunda. O yönde adımlar zaten atılıyor. Büyük merkez bankalarından da gelişen ülkeler zaten daha önceden biliyorsunuz o döngüye girenler olmuştu. Türkiye'yi yine ayırarak konuşuyorum ama bu da fayda etmiyor. Yani enflasyon o kadar hızlı düşmeyecek. Tedarik zincirleri işte bozulmasını hala konuşuyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sürüyor. Dolayısıyla yani liste çok kabarık. Dünya eski dünya değil diyoruz. Bir yandan yeşil dönüşüm de var. Yani o kadar çok unsuru bir araya getirdiğimizde nasıl bir tablo var önümüzde? Yani şöyle söyleyeyim, özellikle dünyanın bu işten çıkması, ki aslında dünya şunu yaptı, bu gelişmiş ülkeler, Amerika başta olmak üzere borcu yüksek olan ülkeler çok ciddi paralar basarak ve faizleri sıfırlar noktasına getirerek aslında borcun sürdürülebilirliğini artırdılar. Yani borçlar daha sürdürülebilir olsun, insanlara ucuz para verelim, bedava para verelim. Bu insanlar harcasın, ekonomiler büyüsün,
Ekonomiler büyüyünce gayri safi yurt içi hasıla artacak. Borcun gayri safi yurt içi hasıla oranı düşecek ve bu şekilde idare ederiz dediler. Fakat bu sefer de karşımıza hiçbir anlam ifade etmeyen bir sürü kağıt para, aslında arkasında bir şey olmayan bir sürü kağıt para piyasalarda dolaşıyor. Para arzı inanılmaz bir şekilde gelişmiş durumda. Sıfır faizli ortamda bunun enflasyon yaratmaması veyahut da bir dengesizlik yaratmaması, bu şekilde sürdürülmesinin mümkün olmadığını zaten görecektik. Görüyoruz. Ne oldu şimdi? Faizleri yavaş yavaş yukarı doğru getiriyorlar. Faizler yavaş yavaş yukarı doğru geldikçe bu sefer borcun maliyeti de ne olmaya başlıyor? Artmaya başlıyor. İşte bugün Amerika'ya baktığınız zaman Amerika'daki kamu borcunun gayri safi yurt içi hasıla oranı %137'ler seviyesinde bir rakam. İşte Japonya tamam kendi parası cinsinden borçlu, onun kendi parası var. Ama yarın bu paralar da tartışılacak, onu da söyleyeyim. Bu yaptırımlar her ülkenin rezervlerine el koymalar. Mısır'da koydular biliyorsunuz. Libya'da aynı şeyi yaptılar. Herkesin rezervi, en son Rusya'nın rezervlerine el koydular. Bütün bunlar bir kere güven unsurunu çok ciddi bir şekilde zedelemeye başladı. Hakimiyetleri daha ne kadar dönecek? Rusya'da tamamen nereye doğru dönüyor? Batı'dan yavaş yavaş doğuya doğru yüzünü çevirmeye çalışıyor. Daha çok Hindistan'la, daha çok Çin'le ticaret yapmaya çalışıyor. Ve hızla büyüyen bir Asya ekonomisi de var burada. Yani dünya ekonomisindeki payı yükseliyor. Avrupa yaşlanan nüfus, Amerika yaşlanan nüfus. Dünyada dinamizmini kaybediyor Batı. Bütün bu sorunları hep para basarak, hep paraya ve finansa güvenerek çözmeye çalıştılar. Şimdi emtiacılar artık buna razı olmuyorlar. Rusya razı olmuyor. Aslında Almanya da emtiacıdır. Almanya da razı olmuyor. Baskı üzerinde çok büyük baskı var ama İran razı olmuyor. Hindistan razı olmuyor. Çin razı olmuyor. Bunlar daha çok emtiaya dayalı, daha reel ekonomiye dayalı ekonomiler. Ama paraya dayalı ekonomiler doğal olarak ne yapıyor? Bu sistemi daha ne kadar sürdürülebiliriz mücadelesi yapıyorlar. Şu anda borcu nasıl çevireceğiz diye tekrar biliyorsun aynı problemle karşı karşıya kalıyoruz. Covid'in etkisi de bitti. Yani baz etkisi bitti. Ekonomiler çok hızlı büyüyordu. Şimdi ekonomiler yavaşlamaya başlıyor. Yani onun için bu aslında bir kriz işaretleri, kriz işareti. Ama dediğim gibi nasıl çözülecek? Her kriz kendi çözümünü beraberinde getirecek. Getirir diyorsunuz. Su akar yolunu bulur. Peki. Biz çekeceğiz tabii. Bizim gibi ekonomiler çekecek bu işten. Gelişen ülkeler tarafında tabii ki daha fazla kırılganlıklar var. Özellikle bizde de. Hocam çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Evet. Yine benzer gündemle diyeyim. Şimdi hemen Mehmet Ali Yıldırım Türkiye döneceğiz. Kendisi şu anda ofisinde, Kapalı Çarşı'da, ben öyle görüyorum. Hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar diliyorum. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Mehmet Ali Bey. Şimdi altına ilişkin tahminlerinizde, varsayımlarınızda bir değişiklik var mı? Kademe kademe aşağı geliş gördük. Biraz bugün Kutay'la da özellikle konuştuk. Aktif kontratlarda, orada da baktığımız zaman programın içerisinde grafikler hazırlamıştı. Yatırım fonlarının özellikle altın pozisyonlarını azalttığını söyledi. Nasıl bir perspektif çizilebilir? Şimdi genele baktığımız zaman altını destekleyen gerekçelerle altını baskılayan gerekçeler adeta birbiriyle çarpışıyor. Son dün akşam itibariyle Powell'un yaptığı açıklamalar şahince olmasıyla birlikte altının bundan olumsuz etkilendiğini gözledik. Ve bir süreden beri de zaten Amerikan Merkez Bankası'nın bundan sonraki toplantılarında en az 0.50 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi altında satın alınırken özellikle göz ardı edilen hem enerji fiyatlarının yükselmesi, dünyadaki enflasyonun yükseliyor olması, bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerin hala sürüyor olması, Çin'de kısıtlamalı nedeniyle tedarik zincirindeki tedirginlikler, bunlar altını destekleyen gelişmeler ama bunun üstünde faiz artırım beklentisi hepsini baskılıyor. O nedenle altın özellikle savaş başladığında 2000 dolarlara kadar yükselen altının daha sonra bu gerekçelerle
Geçtiğimiz günlerde 1790, geçtiğimiz 2-3 gün önce 1795'e kadar da gerilediğini gözledik. Aslında bütün yatırım araçları bir anda geriliyor, bir anda yükseliyor. Aynı işte yani aynı yönde hareket ediyor. Korelasyon neredeyse kalmadı gibi. Ama buna rağmen altın düşüşe direniyor diyebiliriz. Çünkü dünyada da enflasyona karşı paranın değerini korumak için bir grup altın aldıklarını da biliyoruz. Bizde de bunun yansımaları var. Dolayısıyla 1800'ün üzerinde kaldığı sürece altının 1900-1950 dolar olması çok yakın zamanda söz konusu olabilir. Özellikle ben Haziran ayı itibariyle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı sonrasında bu beklenti satın alındıktan sonra bir miktar tekrar o baskının kalkmasıyla beraber yükseleceği kanaatindeyim. Tabii bu arada gelecek ekonomik veriler de yakından izleniyor. Dolayısıyla altın dış piyasa fiyatı geçtiğimiz 11 yıl öncesinin fiyatında olduğu için bir yükseliş potansiyeli de barındırıyor kendisinde. O bakımdan altın yükselme eğilimi biraz daha bu gelişmeler çerçevesinde destekleyen faktörlerin güçlenmesiyle beraber devam edecek gibi görünüyor. Zannediyorum bu seviyeler alım fırsatı gibi siz değerlendiriyorsunuz. Ben öyle anladım ama nasıl bir hava var kapalı çarşıda özellikle? Çünkü hani işte içeride gram Evet, altını da takip ediyoruz. Evet. ben dolar bazında altının alım için çok uygun olduğunu söyleyebilirim. 58.80, 58.50 dolar TL seviyelerinde altın, yani ucuzdan dolar alınmış bir pozisyon varsa, örneğin 14.50, 14.70 gibi, bugünkü işte 840-842 lira çarşıdaki fiyat TL bazında daha ucuza gelmiş olur. Ama zaten vatandaş özellikle enflasyondaki yükselişin devam ettiğini çok iyi hissediyor. Alışverişte bunu hissediyor. Peki. O bakımdan elindeki bütün paralardan da altına doğru bir yönelme olduğunu da görüyoruz. Bu noktada orta ve uzun vadede alım için bence her seviye alım için uygun gibi görünüyor gözden. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Bey. Kolaylıklar diliyorum size. Ben İstanbul teşekkür ederim. İyi yayınlar Mücevherciler, diliyorum. Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı bizlerleydi. Şimdi ne dedik? Yayının başında da Allianz Baş Ekonomisti Ali Arayan'ın ifadelerini biraz dile getirmiştik, üstüne konuşmuştuk. Resesyon önlenemez ama stagflasyona artık kesin gözüyle bakılıyor gibi bir ifadede bulunmuş. İzleyelim haberi. Siz Fed'in çok geç kaldığını söylüyorsunuz. Resesyon şu an önlenemez bir noktada mı ABD'de? Önlenemez bir noktada değil ama olasılığı artıyor. Önlenemez olan şey stagflasyon. Ve büyümenin aşağı geldiğini görüyoruz. Enflasyonun da yüksek kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve Fed de sonunda artık gerçekte olan gelişmeleri yakalıyor ama hala gidecek yolu var. Pekala, stagflasyon olursa hisseler ne kadar etkilenir ya da ne kadar fiyatlandı? Kademeli olarak önce enflasyon riskleri fiyatlandı, faiz artımı riski fiyatlandı. Sonra daha sıkı likidite fiyatlandı ama fiyatlanmayan şey şu: büyümede çok büyük bir yavaşlama. O yüzden çok büyük oranda uyarlama görüyoruz ama tamamı bitmedi, daha fazla gelecektir. Hikaye bu ABD tüketicisi için ne demek? Buna birkaç ay daha, birkaç çeyrek daha dayanabilir mi? Genel olarak tüketiciler iyi bir durumda çünkü pandemi boyunca bütün mali yardımla birlikte tasarruf ettiler. Ama buradaki sorun şu, bunun dağıtımı. Nüfusun çok hassas olan segmentleri var ve şu ana kadar onları korumak için yeteri kadar şey yapıldığını görmedik. Stagflasyon sanırım her merkez bankasının en büyük kabusudur. Japonya'daki duruma bakalım. Bunu uzun bir süredir saplanmış durumdalar. ABD ya da dünya daha gider hale gelip Japonya'ya mı dönüyor? Yoksa geçici bir stagflasyon ortamına mı gidiyoruz? Bu tarz bir stagflasyonu tahmin etmek zor bir şey. Ama stagflasyon merkez bankaları için en kötü şey, bilhassa da Fed için. Çünkü Fed'in iki hedefini birbiriyle çatışmasına sebep oluyor. O yüzden zaten bunu önlemek istedik. Ve bu durum önlenebilirdi. Bizi zaten bu kadar üzen şey bu. Bu önlenebilirdi. Fed geçici enflasyon deyip durmasaydı bu önlenebilirdi. Ama şimdi duyuyoruz ki en iyi çözümü bulmak gerçekten çok zor. O yüzden Fed'in çok zor bir seçim yapması gerekecek. Yani şöyle söyleyeyim, çoğu insan Fed'in hem şansı hem de yeteneğe ihtiyacı olduğunu söylüyor ama bence Fed'in bu noktada gerçekten çok fazla şansa ihtiyacı var. Evet, önemli açıklamalardı. Şimdi son haberimizle veda ediyoruz efendim. Borsada gong bugün Sun Tekstil için çaldı. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk halka arzının detaylarını
anlattı diyelim ve iyi akşamlar. 3, 2, 1. Sun Tekstil hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, halka arzın detaylarını anlattı. İyi bir talep topladığımızı düşünüyoruz. 2,5 kat talep topladık. Halka arz büyüklüğü de 729 milyon TL oldu. 33.230 tane yeni ortağımız oldu. Bu da bizi çok mutlu ediyor aslında. Elvan Ünlütürk, halka arzdan elde edecekleri geliri, yeni fabrika yatırımlarında ve istihdam artışında kullanacaklarını söyledi. Biz yatırım yapmaya devam edeceğiz. 35 yıldan beri zaten sürekli yatırım yapıyoruz, istihdam yaratıyoruz. Yine ilk önceliğimiz istihdam yaratmak olacak. Yeni kapasiteler açacağız, yeni fabrikalar kuracağız. Aynı zamanda çevre ile sürdürülebilirlikle ilgili planladığımız çok güzel bir iki tane projemiz var. Özellikle suyun geri kazanımı ile ilgili.